Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Sırayla gidiyorduk. Gelen yer hadis-i şerif meal icmalisi, yani metin değil. Dünyaya kalben ehemmiyet vermemek kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya karşı istekli olmak kaygı ve üzüntüyü artırır. Yani kalben, mesela diyelim ki kulağın, şöyle diyeyim, kulak her şeyi duymaz. Göz her şeyi görmez. Bunu nereden biliyoruz? Veya ne ile biliyoruz? Akılla. Yani kulak ve gözün bir üst birimi olan akılla biliyoruz. Akıl buna hükmeder ki kulak her şeyi duymaz. Karıncanın ayak sesini duymadığı gibi gezegenlerin hareketini de duymaz. Yani 0.10'da 3 ile 0.10'da 7 lambda dedikleri dalga boyu arasındaki sesleri duyar, onun altındaki üstündeki duymaz. Bunu ilmen biliriz. Göz de öyledir. Mor ötesini, kızıl ötesini, metafizik alemlerini, dalga boylarını buradaki bilmeyiz. Yani görmeyiz. Bunu da akıl söylüyor. Akıl bu duyguların üst yapısı. Biz bunu biliriz. Peki akıl da bir alettir. Akıl da her şeyi bilemeyeceğini, kavrayamayacağını, sevk edip feyz edemeyeceğini kim bilir? Kalp bilir. Yani haddini bilmesi lazım. Kulak haddini bilmesi gerektiği gibi göz de haddini bilmesi lazım. Bunun üst birimi diyor ki kulak her şeyi duymaz, göz her şeyi görmez. Bunu diyen bir üst birim akıl. Akıl içinde deniliyor ki kalp her şeyi bilemez, kavrayamaz, hissedip mahsedip zevk edemez. Ruh da diyor ki kalbin hissedip mahsedip zevk ettiğini feyz edemez. Feyz edemez. Ruh da böyle diyor. O zaman insan kendisini bu bize neyi katar hayatımıza? Haddimizi bilip neyi nereden nasıl isteyeceğimizi biliriz. Neyi nereden nasıl isteyeceğimizi biliriz. Haddini bilir insan. Şimdi dese ki gözümü görmediğime inanmam. Ne kadar cahil bir adam olduğu anlaşılır. Çünkü göz bir alettir. Sesleri görmez mesela. Tatları görmez. Kaşıntıyı görmez. Yani görmez yani. Onun bir sahası var. O kadar yani. Kulak her şeyi duymaz arkadaş. Akıl her şeyi kavramaz. Her zaman yeni öğreniyoruz. Bu sonu yok yani. O zaman biz bunu bilirsek neyi, nereden, nasıl isteyip arayacağımızın ilmini öğrenmiş oluyoruz. Haddimiz bilmiş oluruz. İmam-ı Gazali radıyallahu anh diyor ki mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirlerini yiyor. Mezardakilerin pişman oldukları var ya, böyle çalıp çırptıkları böyle para haram. Onlarla hesap veriyorlar. Onlarla azap görüyorlar o sebeple, ama dünyadakiler onlar için kavga ediyor. Diyor canım, o desin ya, biz bildiğimizi yaparız. Ama bedelini de ödüyoruz. Başka? Her şeyden ölüm gelebilir. Kanserden, tansiyondan, kazadan vesaire. Mutlak olduğu için ölüm korkusu pek az olur. Yani ne olduğu, nerede kaynaklanacağı olmadığın, yani belli olmadığı için böyle bir şey alamet olmayınca ölüm korkusu gelmez. Ama bir tane alameti başladı mı sanki hayat o olur. Eğer çoktan teke inanırsan uçak olur, kanser olur. O zaman korku enerjiye dönüşüp bizi bloke ediyor. Yani biraz böyle vermeye alışmamız lazım. Hep almaya olunca ruhumuzu vermek biraz zor oluyor bu sefer. Hep vermeye. Hep alıyoruz. Ruhu nasıl vereceksin? Ama hep vermeye alışan ruhu gayet rahat verir.
dünyaya misafir gibi bulunan, ev sahibi gibi oturmayan çıkması onun için kolay olur. Şimdi korku aklidir, haf kalbidir. Korku kontrolsüz bir şeydir. Zanlardan meydana gelir. Eğer bu büyütülürse, Allah'a teslim olmasa, teslim ile o haddi bilinmese, korku insanı bloke eder ve hayatı zehir eder. Her şeyi korkutur. Karanlık korkutur. Bir hastalık korkutur. Ölüm, cenaze duymak korkutur. Acayip bir şey. Uçağa binemezsin. Doktora gidemezsin. Yemek yiyemezsin. Yok yani. Korku acayip bir şey yani. Hayatını zehir eder. Korku aklidir. Kim üretiyor dedim. Bir de vehimler üretir. Çaresi iman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet idarenin iktizaidir. Bunun, korkunun en harika çözümü tefekkürdür. Tefekkür mesleğinde ilerleyen insan, tefekkür bunların en sonudur. İman tevhidi, tevhid teslimi, Allah'a teslim özelliğimiz gelişmesi. Durup dururken de gelişmiyor tabii, ilim yaparak yani, meşgul olarak. Yani biraz ter dökeceksin, hiç kimse sana imtihana girmeden diploma vermiyor. Çalışmadan maaşını vermiyor. Yani bedava bir şey yok yani. Ya ben hem çalışmadan hem alacağım. Öyle bir şey yok. Havanı alırsın. Korkudan kurtulmak için tefekkür mesleği dedik ya. Tefekkür mesleğini de oluşturmak, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Bir daha söylüyorum. Doğru yerde olacaksın. Doğru insanlarla beraber olacaksın. Doğru iş yapacaksın. Buradasın, yanlış insanlar var. Buradasın, doğru insanlarla berabersin ama sen yanlış yapıyorsun. O da olmadı. Camidesiniz, gıybet konuşuyorsunuz. Doğru yerde yanlış iş yapıyorsunuz. Camidesiniz, Kur'an okunuyor. Doğru yerdesiniz, doğru iş yapıyorsun. Yani doğru insanlar Kur'an okuyorlar. Sen ayrı bir şey düşünüyorsun. Adam konuşuyor ama sen başka yerde. Çare değil o. Şeytanın elindeki en büyük koz, ölüm korkusu ve imansızlık. Sen bunları aleminde çözmen lazım. Ölümü izah etmen lazım. Ölümü aleminde çözmen lazım. Şeytanın elinde en büyük koz imansızlık ve ölüm. İmansızlık da korkutur ve ölümle tehdit eder. Sebebi çok ilginçtir. Kendisi imansızdır ve ölümden en çok o korkar. Ölümden en çok korkan ölüm korkusunu gündeme getirir. Şimdi şöyle diyeyim. İlginç ama. Bu şeytan melun bu hatayı yaptı. Secde yapmadı ya. Secde etmedi Adem'e. Malum ya, böyle biliyoruz o hikayeyi. Doğru bir hadiseyi. Allah inin dedi. Galiba Darüsselam makamındaydı. Cennetin 8 tabakası var. Bizim bildiğimiz cennet değil o. Yani bu dünya bir derece benzer. Darüsselam abi. Evet, Darüsselam. Cennet ders yapılmıştı ya, çarşamba. Evet, Darüsselam. Öyle hatırlama kaldı. Şimdi Allah Adem'e de şeytana da inin dedi. Yeryüzüne indirdi mi? Adem, nefsime zulmettim, affet beni dedi. Ben hata yaptım dedi. Kusur üzerine aldı. Subhaneke duasıyla Cenab-ı Hak duasını kabul etti diye bir şey. Evet, evet. Yani ama önemli olan anlayış, sonra dua. İlk önce anladı, kusurunu anladı, sonra dua etti. Önce ruhan anladı. Tabii yani. Canım, fikren bunu anladı. Ben nefsime zulmettim diyor, hata ettim, Allah affet dedi. Şeytan böyle mukabele etti yere inince. Şeytan diyor, affedersen, Adem. Şeytan ise ben ne beklerdim onda? Şeytan, o da bir İblisti. Şeytan sıfatıdır. Azazildir aslı kendisi. İblis sıfatıdır, şeytan da sıfatıdır. Azazil denilen bir mahluk. Ben onun hatasından dolayı, ki aldatılmış Adem'dir. Aldatan bu olduğu için iki kat dua etmesi lazım iken. Yani ya Rab ben affet, beni affet. Hem aldandım hem aldattım. Demesi gerekirken şunu istiyor. Ya Rabbi, Allah inkar etmiyor şeytan ha. Allah ile konuşuyor. Ahiret inkar etmiyor. Yani size bize teklif edilen iman teklif edilmemiş.
Meleklere emanet denmemiş. Kitaplara emanet denmemiş. Allah'a emanet denmemiş. Ahirete emanet denmemiş. Secde et denmiş. Şeytan indi iki defa tövbe etmesi gerekirken hem aldandım hem aldattım. Ne istedi biliyor musun? Ya Rabbi, kıyamete kadar bana ömür ver. İlk istedi bu. Allah kendi düşmanının duasını kabul etti. Ve senin etmez mi? Dedi ki, ne yapacaksın? Hem de bak iyi bir hayli bir şey yapmayacak. Kıyamete kadar sana gelmek isteyen kullarını saptıracağım. Yani sana isyan ettireceğim benim gibi. Allah öyle bir Allah, öyle hürriyet seven bir Allah ki ona bu hakkı verdi. Allah böyle bir acayip bir şey yani. O kadar harika bir şey. Allah bambaşka bir şey yani. Ona bile vermiş yani bunu. Şimdi bak diyeceğim şuydu konumuzda. Bu bulunduğu yerden kıyamete kadar ömür istedi. Demek ki kıyamete kadar ölmemek istemek, ölümü istememek Kur'an'da iki kişi nazara veriliyor Kur'an'da. Bir Yahudiler için söylüyor. Haklıysanız ölümü isteyiniz diye tehdit ediyor Allah. Bir de ölümü isteyen şeytandır. Ölümü istemeyen. Ölümü istemeyen şeytandır. O zaman biz ölümü istememek değil, hayli isteyeceğiz. Ölümden ödü patlayan şeytandır. Büyük zatlara bakın. Ya Rab ben ne yaptım ki geri kaldım? Ya Rab beni, ölümün hakikatini bilenler ölümü sevmişler. Ölmeden önce ölmek istemişler. Şeytan ise istememiş. Şimdi ölüm korkusu nereden kaynaklandığını anlatmaya çalıştım. Ölüm korkusunun kaynağı bu adamdır. Seninle alakası yoktur. Yutturdu sana bunu. Oysa ruhun cesetten çıkmak ister. Ruh cesetten kurtulmak ister. Azrail aleyhisselam ruhu öldürmüyor. Cesetten ruhu alıp kurtarıyor. Ruhu kurtarıyor. Günahlar ise ruhu öldürüyor, cesede gömüyor. Yani senin ölüm korkusu seninle alakalı değil o. Sana yutturmuş. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen üçe ayıracaksın. Benim gömleğim, gir içeri, benim atletim, benim bedenim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Ben başka bir şeyim bakın. Şimdi ölüm korkusu kim ölecekse ondan çıkar. Küllü nefsin zayikatır mefti. Küllü ruhun demiyor ki. Bütün nefis ölümü tadacaktır. Ha, o zaman ölecek kimdir bizim birimimizde? Nefsimiz. O zaman nefis korkuyor. Nefisin korkması bizi yutturmuş. Ben korkuyorum vermiş. Peki abi şey diyebilir miyiz? Azazil'in alemi şehadetteki hali nefse emmare. Evet. Zaten korku aklidir, vehmidir. Haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda çöküntü vardır. Çok önemli. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda yoktur. Korkunun kaynağı vehmidir. Tasavvurdandır. O da nefs-i emmaredendir. O da şeytan itiyor yapıyor. Yani nereden bilirsen çözümü çok kolay olur. İkide bir böyle yaranın üzerine merhem sürerek çözemezsiniz. Neşter vurmanız lazım. Cesur olmanız gerekiyor. Vurun ameliyatı ya. Vur. Kes orayı. At o irini. Neşter vurmak gerekiyor. Ölüm korkusunun kaynağı dima meydana getiren 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tasavvurdan kaynaklanıyor. Tasavvurun içerisinde. Kontrolsüz düşünce bu. Bu vehimidir. Korku vehimidir. Vehim ise nefse emmaredendir. Nefse emmare de şeyden kaynaklanıyor. Şeytanın ustadı şeytandır. Nefsin de kaynağı his, heves, heva, tabiat, ne? Damar, asap. Bütünlüğüne nefse emmare denilir. Maddi nefse emmare bu. 6 taneyi karıştır. Hulasası bu. Yani arkadaşlar çok uzun yaşamak isteği nereden kaynaklanıyor görün. O zaman tuzağa düşmeyin. Onun isteği o. Büyük zatlar ölümü sevmişler. Çünkü ölümü keşfetmişler. Ölüm neymiş? Bedenden ruhun ayrışması, kurtulması. Bunu Azrail aleyhisselam yapıyor. Peygamber yapıyor. Öldürmüyor. Dikkat edin. Kurtarıyor. Kurtarıcı bir melek.
Dimadan mı kurtarıyor abi? Tabii dimadan kurtarıyor. Dimadan kurtarıyor. Vesveseden kurtarıyor. Ruh ezilmiş zavallı. Ruh öldüren kim? Ruh öldüren Azrail deniliyor. Ruh öldüren günahlardır be kardeşim. Niye iftira ediyorsunuz Azrail aleyhisselama? Tam tersine kurtarıcıya, şimdi adam denizde boğuluyor, tamam mı? Bir gemi battı orada. Dalgıçlar kurtarıyor. Kurtarıyor. Sen de uzaktan bilmiyorsun. Aa bu adam boğuyor. O oraya gidiyor. Ne çıkartmaya gidiyor işte. Adam çıkartıyor. Çıkarttığını da görüyorsun. Sen şimdi o adam da duysa, bu adam hepsini boğdu veya işte dibe gidenler bu gönderdi. Kızmaz mı ya? Gerçi Azrail aleyhisselamın kuvve-i gadabiyesi olmadığına kızmıyor. Yoksa vallahi benim ruhumu şey, ruhumu öldüren Azrail'dir dense, o da duysa ki duyuyor. Vallahi kuvve-i gadabiyesi asabiyeti olmadığından bir şey demiyor. Yoksa vallahi fena çakardı bizde. Ben tespit ettim, kuvve-i gadabiyesi yok. Cebrail de korkuyor o zaman abi Azrail'den. Hepsi. Yani dört melek, büyük melek. Yani burada korkuyu bize yutturmuş. Bizden olmayan bizde kendisini ifade ediyor. Rüyada konuşmuyor mu şeytan? Rüyada gördüklerini hep ben gördüm diyebilir misin? He? Allah Resulü diyor ki kötü görürseniz solunuza pıh üç defa tükürün ve lanet okuyun. La lanetsin sana. Melun. He, gördüğümüz her şey rahmani midir? Kim görüyor? Ben görüyorum. Sen görmüyorsun kardeşim. Senin dima aynasında, tasavvurunda şeytan horon oynuyor. Her gördüğünü Mustafa enişte sen ben gördüm benimdir diyebilir misin? Mümkün mü ya? He, benimdir diyemezsin ki ya, şeytanidir kardeşim. Ne yeni namaza başlayana o cehennemlere atılıyor bilmem neler yapılıyor. Yani vazgeçsin diye namaza. Namazı bırakanlara uçuyor, kaçıyor, bulutların üzerine gidiyor. Şeytan yapıyor işte sana böyle. Acayip bir şey ya. Her gördüğünü ruhunda kaynaklanmadığı gibi her düşünce zannettiğin düşünce değil, tasavvurdandır o. Ah bu konuyu klinik konuşmalarında doktorlar bilse de anlatsa, ölüm korkusunu böyle bir anlatsa. Şu 5 dakikayı anlatsa ya. Bu millet dirilir ya. İlaç kullanmasam mı söylüyorum ya. Yani ölümün nereden geldiğini bilse. Ölesi gelirse. Ya arkadaş, Azrail aleyhisselam Allah'ını seversen ya ruhu cesetten kurtarıyor, alıyor ya. Ruh ölümü böyle bir şey yok ki. Küllü ruhun zayikatı mef demiyor ki. Küllü nefsin. Ne bileyim ya. Şeytanın elinde en büyük koz ölüm korkusu ve imansızlık. Sen bunları aleminde çözmen lazım. O zaman şeytanın elini boşa çıkarıyoruz. Ya tanım kendin, bütün dertlerin dermanı kendini tanımak. Kendini ne kadar tanırsan üç, en temelde üçe ayırırsın kendini. Kendi üçe ayrılır. Ne demek? Odun gibi düşünün. Odunda duman ve nur var, bir de odun var. Üç. Odunda kasıt biz. Bak, dumandan kasıt nefis. Odunda dumanda kasıt nefis. Odundaki duman insandaki nefis. Odundaki nurdan kasıt ruh. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Ama ceset olarak gözüküyoruz. Allah oduna dumanı nasıl koymuşsa bedene de nefsi öyle koymuş. Allah ruhu cesedi nasıl koydu? Oduna nuru nasıl koymuşsa. Işık var ya nur. Acayip bir şey ya. Susmaktan alçalan yoktur. Konuşmasından alçalan ise çoktur. Alçalan insan çoktur. Bütün güzellikler ve huylar bir insanda olması adetullahın icrasında olmuyor. Yani bütün güzellikler bir insanda adetullah yok böyle olması. Peygamber hariç. Ancak nebilerde olur. O zaman sana verilene kanaat edip onunla hizmet etmeye mükellef olduğunu unutma. Ne o ilimde yok, o ilimde yok. O da olsaydı daha iyi hizmet ederdim. Bu da olsaydı, hayır. Veya arabam olsaydı, binam olsaydı şu daha mutlu olurdum da. Hayır kardeş. Mutlu olman için sana şu anda elinde var olanlar çok bile. Eyvallah. Evet, el kanaatu kenzen ayetna.
Şu anda mutlu olman için sakın şarta bağlama. Şu işim olursa mutlu olurum deme. Dikkat edersen mutlu olman için elindekiler çok bile. Ama mısın? Var mı ama olan burada? Amalara söylüyorum. Sağır mısınız? Sağır ve amalara soruyor. Vücuttasınız. Taş değilsiniz diyor. 24. mektupta. Hiçlikte kalmadın Serdal. Hiçlikte kalmadın. Taş toprak olmadın. Camit kalmadın yani. Nebatat olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, insan oldun. Yetmiyor. İslami memleketinde Müslüman ana babadan doğdun ve davayı da tanıdın. Kur'an da okumayı biliyorsun, ne bileyim davayı da biliyorsun. Daha ne yapması lazımdı Allah sana? Hocam, ya? Ona göre sorumluluğun artıyor mu? Ona göre sıkıntı da artıyor. Artıyor. Onda ayrı sıkıntısı var. Sıkıntı derken sıkıntı değil. Sıkıntı yaparsan sıkıntı olur. Sıkıntı değil o. Mesela nedir o? Standart bir yaşantı var. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfakta doldur, tuvalete boşalt, yatağa git, okul veya iş. Yani bu mu hayat? Ha o zaman seni bu dikdörtgenle çıkarması lazım. Yani hayatın farklı versiyonlarını, farklı boyutlarını, farklı esmanın mertebelerini fark etmen lazım. Hayatı farklı görmen lazım kısacası. Tamam mı? Zeki. Zeki mi? Neydi ya? Atakan. Farklı görmen lazım. Farklı şartlar yoksa sen Atakan nasıl göreceksin? O zaman Allah standart hayatı standartlıktan çıkarmak için kah bir musibet veriyor. Kah bir hastalık veriyor. Kah bir şeyini alıyor. Kah bir şeyi koyuyor. Bir tuğla koyuyor. Hayatı çeşitli şekillerde evirip çeviriyor. Buna tahammül edebilmenin tek yegane bir sebebi var. Nereden geldiğini, nereye gittiğini, nerede, niçin burada olduğunu ve senin kim olduğunu bu sorulara, dört soruya cevap samimi ararsan senin başına gelenlere de manalandırırsın ve kanaat edersin ve sabredersin. Sabır gücün olur. Başka sabır gücün olamaz. Sen nereden geldin? Allah'tan. Nereye gidiyorsun? Ahirete. Burası neresi? Ezel ve ebed alemlerinin kavşağı. Altı yol. Yanlış da çıkabilirsin, doğru yolundan da çıkabilirsin. Buraya, burası için gelmedin. Ben kimim? Hayvan değilim. Onun gibi yaşayamam. Taş değilim. Onun gibi olamam. Melek değilim. O zaman kendine mana yükleme nispetinden olayları farklı görmen için farklı pencereler sana açıyor. Sıkıntı denilen şey sıkıntı değildir. Kah bir merdivendir, kah bir gözlüktür, kah bir penceredir. Olayı farklı görürüz. Hasta olunca olayları farklı yorumlarsın. Siyah da olunca farklı. Fakir olunca, zengin olunca, tamam. Aşırı mutlu ve sıkıntılı iken ihtiyaten acelelik edip imza basma. Aşırı mutluyken, aşırı da moralin bozukken sakın böyle tahrik olup, çünkü insan en zayıf anı o andır, imzaya basma. Yani diyeceksin ne demek o? Düğün günlerinde olur, bir de cenaze gününde olur bu zirve. Mesela babası vefat etmiş, annesi vefat etmiş, oğlu vefat etmiş. Tam böyle tepesine binip sömürülme dönemidir veya ondan ahit alma, söz alma dönemidir. Gerçi başka senaryolarda çıkmış böyle. Himmet toplantılarıyla milleti coşturup böyle dimalarına sihir yapmak. Sihirdir diyor ustad mahkematta. Sihri beyan. Beyanda sihir vardır diyor. Sihir. Beyanda sihir var. Ona delil çıkıyor adam. Vay ben o seneti nasıl verdim? O aynı kafa değil mi? Hatta bir yarım saat geçti. Daha çok kafanın çalışması lazım. Gelecek zamana daha insan geçmişte daha kafası çalışmaz. Gelecekte daha iyi çalışıyor. Yeni bir şey öğreniyor. Adam oradan çıkıyor dizine vuruyor. Vay ben oraya nasıl imza attım? Nasıl? Ha demek ki orada kelamla sihir yapılmış. Abi sihirle ne alakası var? Musa Aleyhisselam'ın karşıtları sihir yapmıyor muydu? O sihirciler nerede yok oldular mı? Sihirbazlar ne oldu? Firavun ve etba nerede? Allah Resulüne Tövbe Suresinin 101. ayetinde ey Habibim ben sana münafı demesem sen de tanımazdın. Sen bile tanımazdın. Nuru feraset sahibi olan ulul az peygamberlerin bile başı olan peygamberi diyor ki münafı sen tanımazdın. Peki o peygamberin zamanındaki aleyhissalatü vesselamın münafıklar ne oldu? İhtidam ettiler. İslam mı oldular? Nerede o münafıklar? Musa'nın karşısındaki Firavun ve etbaa sihir yapanlar neredeler? Yoklar mı onlar ya? İman mı ettiler onlar?
Kelamda sihir var, sihir. Televizyonlarda sihir yapılıyor, 25. kare sihirdir. Müziklerde sihir yapılıyor, müziklerin altında duymuyorsun, başka bir ses var. Bütün ama, bütün ailelerin seyrettiği dizi var ya dizi, aile. Aile böyle, bir, güya ev ortamını gösteriyor. Altında şu ses var, duymuyorsunuz. Boşan, 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 boşan. Boşanmalısın, boşanmalısın. Ben duyduğumu söylüyor. Ama sen duymuyorsan ben ne yapayım sana? Ben bunu uyduruyor muyum? Peki marketlerde zın 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 çalıyor. Sen zannedersin müzik çalıyor. 1 liralık bir malzeme alacaksın, başıma geldi. Kolibant alacağım, 1 lira bir şey tutuyor. 63 lirayla zor çıktı. Çünkü bildiğim halde. Çünkü o sesin altında şu var. Al 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 al, almalısın almalısın al al. İhtiyaç 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 ihtiyaç. Böyle müzik var altında. Şuur altına gönderiliyor. O sihirbazlar şekil değişti. Gidiyorsunuz bir himmet toplantısında sihir yapılıyor. Boğazınıza da takılıyor ayeti kerimeleri açık olarak. Öyle sihirlenmişsin ki, hipnoz olmuşsun ki ayeti kerimeler zemin üzerine yazılıp tuvalete gidersen çarpılırsın. Çarpıldı zaten adam, çıkamıyor ki çarpıltından. Ben size söylüyorum dinimizi. Şimdi bir zemin üzerine, bir kağıt üzerine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yazsan tuvalete girebilir misin bilerek? Müslümana söylüyorum bunu. Müslümana söylüyorum, kafire söylemiyorum. Girebilir mi tuvalete? Yok. Ne yapar der fetevain diye T maddesinde var. Tedavide bu ayeti tedavi için yaparsan katlarsın der. İçine mümkünse bir toplu iğne ve çengeline koyarsın. Kolibantı ile, yani kolibantı demiyor, 7 nay mışamba diyor. Şimdiki tabirle kolibantı veya folye ile 7 defa sarılıyor değil mi? Bunu duymayan var mı 7 kat? Yok. Şimdi gümüş bir para kadar üzerine kıtbir duvası namı altında Kur'an-ı Kerim'den ayet var. Ve sarılmamış. Bunu bilerek giren bir Müslüman çarpılır. Çarpıldığının alameti yamuk yumuk olmak değil o. Artık kafa bloku olmuş. Çıkamazsın. Ona delilim de şudur. Çıkar, tabak koy bir tane sirke veya nehir ve göl varsa. Çıkar, at ona, atar atmaz vücudunda ateş başlayacak. Demek ki sihirlenmiştin. Baba ben sana para istemiyorum. Gayb'tan da bahsetmiyorum. Realiteden bahsediyorum. Vücudunda ateş başlar hemen. Demek ki çözülmeye başladı. Bu sefer ruh özgürlüğüne kavuştu. Muhakemeyi düşünmeye başladın. Ama vücut ateş başlar. Hemen 7 ayet-i kürsü oku. Kardeşim ben Müslüman'dan bahsediyorum. Bir gümüş zemin üzerine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılır. Hatta ulema-i İslam mesela ayet olmasa bile diyor. Kur'an harfleriyle yazılan bir eşyayı çıplak olarak tuvalete koyamazsınız. Bu ne demektir diye ben, bu nasıl bir şeydir diye aynı böyle yazıyor. Mesela Irak, Suudi Arabistan, Suriye Arap harflerini kullanıyor. Tuvalet şeyleri var ya şeyleri, plastikleri. Arabistan, Irak imalatı bir şey geçti ben gördüm. Plastik şey var ya tuvalet şeyleri temizleyen fırça. Fırçanın o altındakinin reklamı var. Arap harfleriyle yani kağıt yapıştırmış. Hangi şirket yaptığını. Ayet değil. Onu gördüm. Türkiye'de demek ki pazarlamış. Türkiye'de derken Hatay'ı anlatıyorum. O Arap harfleriyle, Kur'an harfleriyle yazıldığı için ödüm patladı. Hemen onu aldım. Tuvaletim özür dilerim affedersiniz de yapmadan. Çıktım. Koydum onu dışarıya. O kağıdını söktüm. Ondan sonra koydum. Kur'an harflerini hürmeten. Ulema demiş ki üzerine yazı yazılabilecek boş kağıtla da taharet yapamazsınız diyor. Mekruhtur. Çünkü o kadar ilme değer vermiş. Yani burada ilim yazılabilen bilen bir zemine kağıt. Onu kasten koydular böyle. Yani onu kasten koymamışlardır. Plastiği imal etmişler ama bu kıtmir duvasını yapanlar kasten yapmış. Tabii sihirlenmiş kardeş. Ben bu işin biraz tevazu yapmayacağım. Ehliyim ve bunu gündeme getiriyorum. Delilim de bu. Tamam hiçbir yerine gitmene gerek yok. Boğazından çıkar, göle at, nehre at veya sirke tabağına koy fark etmez. Attığın anda vücudunda ateş olacak mı olmayacak? Olmuşsa sihirlenmişsin.
müjde sana, kurtardın. Bir kere itikat bakımından çıplak olarak ayet-i kerime, ayet yazılıp onunla tuvalete gidemezsiniz. Çarpılırsınız, çarpılmanın manası onu yapanın güdümüne girersiniz. Kıtmir demek, arkasına sadık, ölesiye sadık. Onu sana takana ölesiye kadar sadık olursun böyle. Kıtmir'in özelliği o. Kıtmir demek ne demek Türkçesi? Kıtmir ne demek? Köpek. Köpek. Asab-ı keyfin köpeği. Ama sıfatıdır tabii. Köpek sahibine ölesiye sadıktır. Gösterdiği düşmanına ölesiye saldırır. Hiç gözü görmez. Kıtmir duası takan da bu olur. Arkaya ölesiye sadık. Hedefe ölesiye hücum. Devam ediyorum. Bunların nereye mal olacağını, nerelere mal olduğunu, nerelere gideceğini biliyorum. Ama Allah'a bir can borcum var. Müslümanın uyanması adına, kurtulması adına bir Hasan değil, bin Hasan feda olsun. Hiç şey mi? Nerelere mal olacağını da çok iyi biliyor. Beynel minel bir komitenin sırrını ifşa ediyor. Ne yaptığımı çok iyi biliyor. Ama Müslüman, benim Müslümanım uyansın yeter. Ha, uyanmadı. Sen bilirsin. Ayet-i kerimelerle tuvalete gir. Girmeye devam et. Ben senden para istemiyorum. Ayet-i kerimelerle tuvalete girilmez diyorum sana. Sen de diyorsun girerek girilir. Git. Peki. Aşırı mutlu orayı okudum. Ahiret nerede? Burada bir cümle koyayım. Demek ki bir cümle hatırıma geldi ki onu yazdım. Sende. Cevap. Ahiret nerede? Sende. Yani odunun neresinde duman ve nuru varsa senin de oranda cehennem ve cennet vardır. Alameti nedir? Buhran, bunalım, panik, panik atak, olumsuzluklar cehennemden neşe, sevinç, bast, surur, saadet, huzur, pozitif ne varsa cennetten haber veriyor. Duman ve nur gibi. Sıkıntın varsa bil ki bir yerlerde yanlışlıklar yapıyorsun. Kendini tanımadan başka şeyleri tanımaya kalkıyorsun. Yani İmam Gazali'ye göre yüzme bilmeyenin suya atlaması haramdır. Ama biliyorsunuz ki yüzmek sünnettendir. Yüzmek sünnet değil midir? Atabilmek, ok atmak, yüzmek sünnettendir. İmam Gazali diyor ki yüzme bilmeyeni suya atlaması haramdır. Nasıl oldu? Çünkü intihardır. Sen kenardan öğreneceksin. Gidip döküp bu ortalardan, limanın ucundan atlarsan dibi olmaya. Ne demektir o yüzme bilmeyenin atlaması bu şekilde? İntihardır. Ha, ne diyor? Kendini tanımadan başka şeyleri tanıyorsun. Tanımaya kalkışırsan sendeki yansımaları sıkıntıdır. Peki bulunduklarının doğrularından nasıl emin olabilirsin? Yani kendini tanımadan bazı doğruları almışsın. O doğru olduklarına nasıl eminsin? Nereden emin bir? Nereden biliyorsun onlar doğru olduğunu? Biraz önce anlattığım gibi. Usulü bilmiyorsun. Helal haramı bilmiyorsun. Tuvalet adabını bilmiyorsun. Ayet nasıl taşınır bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Böyle kör gözle dövüşüyor. Adam mesela bir tanesi iki gün önce. Hocam diyor bir yere gittik diyor okudu diyor ücret aldı. Ya olur mu? Adam Müslüman şimdi bu. Alır tabii. Ne demek? Kur'an iki şekilde okunur. Bak Müslüman bilmiyor. Aldatmamak şartıyla. Kur'an iki şekilde okunur diyor. Fetebayin diye 18 cilttir. Kısmen okumuşum. T maddesinde tedavi maddesini aç görürsün. Epsun olması, kurşun dökmesi, nazar boncuğu koymak, Kur'an harflerini yapmak, tedavi bunların caiz olduğunu yazıyor. Ne demek? Şimdi bak, ben konumuz o değil ama Müslüman itiraz ettiği için söylüyorum. Kur'an bir ubudiyet şeklinde okunur, bir de ubudiyet yani ibadet, bir de tedavi. Tedavi niyetiyle okurken para alır. Ubudiyet olarak alınmaz. Yani şimdi diyelim ki bir adam bunu yapıyor. Para almayacak onu. Çoluk çocuğu var, neyle geçinecek? He? Onun altına yazıyor. Neyle geçinecek? Bu sefer bu ehli adam, samimi adam, bu işin uzmanı, fabrikaya girecek, çalışmayacak. O saha boş. O sahada kim hizmet edecek? Nahiller ve sahtekarlar. O zaman o zat şöyle diyecek. Ben bu işi yaparken hizmetimin karşılığı değil, ümmete Allah için hizmet ediyorum. Mesnevi de geçiyor.
Ümmete Allah için hizmet ediyorum, imamlar için söylediği şey. Ama ümmet de benim çoluk çocuğumun iaşesini taahhüt altına almış. O zaman benim pirinç parasını veriyor. Yaptığım işin parası değil. Zeytinyağının parasını veriyor. Elektrik parasını veriyor. Tuvalet suyumun paramı veriyor. Eğer o sahalarda ehilleri kalmasa saha ihtiyaçtır. Kime kalacak? Öyle değil. Sen de yapmıyorsun. Bilmiyorsun. Bilene de itham ediyorsun. Peki ne olacak? Sahtekarların eline kalıyor bu sefer. Cinciler minciler böyle uyduruk. Oysa bu sünnetteki bir tedavi şekli var. Bunu bilen ehilleri var. Ha bilmiyorsun. Yani o abi alır mı? Niye almasın? İbadet yapmıyor ki. Tedavi yapıyor. Doktora veriyorsun 2 milyar. Ha bir tanesi diyor. Burun kemiğini şey yapmış o. 8,5 milyar para almış. Devletten hariç. O helal olsun diyor bana bir de. Niye? Ya ben nefes aldım diyor. Adamın vazifesi zaten senin sigortadan alıyor. Bir de ayrıyetten arkadan almış 8,5 milyar. Ona hiç demiyorsunuz. Doktora verdiğin parayı görmüyorsun da manevi tedavi olurken verdiğin parayı mı görüyorsun? Bu daha beter. Böbreğin tedavisi mümkün. Amanın tedavisi mümkün. Kulağın tedavisi mümkün. En azından sopayla dolaşırsın ama olsan. Öyle mi? Psikolojin bozuldu mu? Her şey tarumar, her şey bitti. İntihar ediyorsun. Ruhsal tedavi, tıbbi tedaviden çok üstünlü, kıyas edilmez. Bu dersler klinik tedavisine benzemiyor ki. Bu paya biçilmez. Korkuyu biraz önce anlattım. Nereden bulacaksın onu? Ben 30 küsür senemi vererek Allah ondan sonra verdi. Bu kadar kısa, bu kadar öz korkunun kaynağı anlatılır mı? Ben nereden kaynaklandığını ama... Bir sürü 10 tane kitap okursun korkunun sebepleri haline. Ve bu kadar neticeyi de alamazsın. Bilerek söylüyorum size yani biliyorum. O dünyayı da biliyorum. Ve bu cümleler alarak kitap yazdıklarını da biliyorum. Bizim cümlelerle kitap ismi bile vermişler. Ama bazıları sağ olsun izin aldı. Ya bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyi methetmiyorum. Kıymetini bilin ki nimetin Allah elinizden almasın. Anlıyor musunuz? Bilin kıymetini. Bulamazsınız böyle öz insanı yorumlama. Böyle bir öz insanı yorumlayıp derdine derman üretmek. Hakikaten bulamazsın ya. Biliyorum da ben piyasayı. 50 küsur yaşındayım. Bak kendini tanımadan başka şeyleri tanımaya kalkışıyorsun. Peki bulduklarının doğru olduğunun eminliğini nereden biliyorsun? Dili-i şeriye vuracaksın. Bak hep söylediklerimi kitaptan vurdum. Fetevai Hindiye dedim. Ha Muhtekada da var tedaviyi anlatıyor. Orada onu hiç yapmadım. Çünkü Fetevai Hindiye herkesin elinde. Osmanlı'nın devletin kullandığı resmi fıkıh kitabı var. İlmihal. Fıkıh kitabı. Muhtekaydı. Orada da var tedaviyi anlatıyor. Kader ilim nevindendir. Anlamak için tersini düşün bir de. Yani kader ilim nevindendir. Kaderi anlamak için ilmi bilmen lazım. İlmi anlaman için ilim nedir diye ben başka bir yöntem şey yaptım. İlmi bilmek için, dolayısıyla kaderi bilmek için cehaletle bak. Yani cehalet nevinden olur mu? Yani kader ilim nevindendir. Cehalet olsa ne olur? Cehalet nedir? Tersi cehalettir. Yani yorumlanamayan insanın ilmidir. Yenilen, içilen değil, bilinen, idrak edilen ve yorumlanandır. Kader. Bak kader, bilinen, yenilen, içinen şeyi yorumlamaktır. Kader, aklın nuru geleceği aralamasıdır. Maziye baktığın zaman Allah'ın sana icraat yaptığını, sana işaret taşları olduğunu bilirsin. Bunu ilimle olur. Yediğini, içtiğini, giydiğini, mazinin ve müstakbelini yorumlama özelliğidir kader. Onun için herkesin kaderi ayrıdır. İlimdir çünkü. Herkesin ilmi farklıdır. Peki bunu anlamak için cehaletle düşün. Maziden kopuksun. Geleceği de hiç bilgin yok. Yediğin içtiğinde haberin yok. Bu mu şey kader? Kader ilimdir, ilim. Ya kader yoktur. Yani ilim yoktur diyor adam. O zaman cehalet vardır. Kader ilimdir ya. Mazi kader, gelecek istikbaldır. Geçmişte sana yapılan muameleler, işaret taşlarıyla Cenab-ı Hak seni bak nerelere sevk etmiş. Mesela ben bugün de oldum.
Mektepte okurken nasıl olduysa bir eski arkadaşımı aradı da. Yani onunla ben otokalkı kalemi koydum. Ondan sonra düşünmeye başladım. Onunla geçen maceramı hatırladım. Vay be dedim. O falan spora giderdi karateye. Ben oradan o Mecidiyeköy'den dershaneye giderdim. İşaret taşlarını şey yapıyorum. Vay be, kader bizi sevk etti, merak ettirdi. Ben de tercih ettim. O şimdi efendim bir iş yerinde spor hocasıydı, karate hocası ve emekli olmuş. Ondan sonra Hasan'cığım seni görmek istiyorum. Sana çok ihtiyacım var. Emekli olmuş, çoluk çocuğu var. Hatta torunu olmuş kızından. Vesaire. Beni tabii düşünceye götür. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Fiilen kaderi anlatmaya çalışıyorum. Beni oraya sevk etmiş. Ha baktım ki onunla biz yaşarken, okurken kader beni nerelere itmiş. Neyle bildim? Şu andaki ilmimle. O zaman kader ilim nevindendir. İlim ile olayları yorumlamaktır. Şekiller arasındaki iradeyi görmektir. Tersi cehalettir. Langur lungur yaşamaktır. Yoksa cebri mutahakim değildir kader. Ben sana böyle yazıyorum, sen yap diye Allah'ın dediği değildir. Gelecek kader değildir zaten. Geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Bakayım ne yapacaksın? Kader ilim nevindendir. Tersini düşün, kaderin olmadığını düşün, cehalet nevindendir. Cehaletle, peki geçmişine bakamayan geleceğine nasıl yön verecek? Geçmiş, hulasa edeceksin, geleceğine de mukaddeme yapacaksın. Kader, hadiseler ve şekiller arasındaki Allah'ın iradesini, ihtiyarını, meşiyetini, hikmetini, rahmetini görebilmektir. İlimdir bu. Sana bu ilim nevindendir. Onları göreceksin. Ha bana merhamet etmiş ya. Beni ondan çıkarmış. Allah Allah. Oysa 17-18 yaşında bir insanın karateye gitmesi lazım. Ötekisi atletizme gidiyordu. Allah Allah. Biz de bir grup tabii. Biz de bu tarafa gidiyorduk. Şimdi ne yapıyorum? Vay be. Bak ilim ha. İlimle. Allah'ım ya Rabbi demeye sebep oldu. Ne kadar hamd etsem sana az ya. Çünkü öyle bir şeye beni sevk ettin ki bak adam öyle bir sanat aldı. Karate hocası oldu. Belki de dans sahibi oldu. Tamam. Ne yaptı? Bitti. Şimdi bize öyle bir şey verdi ki dünyanın her safhasına geçiyor. Kadına da geçer bu. Kabirde de geçiyor bu sanat. Bu meslek, bizim mesleğimiz. Nükermek ile geçiyor. Havada geçiyor. Toprakta geçiyor. Cenazede geçiyor. Düğünde de geçiyor. Sıkıntıda geçiyor. Geçmediği bir yeri yok. Karate hiçbir yerde geçmiyor. Yani o orada geçiyor. O sahanın dışına. Cenazede geçmez. Düğünde geçmez. Öyt falan. Düğünde yapamazsın. Tamam. Uçak düşerken falan. Öyt diye yine yapamazsın. Yani biraz böyle bunlar benim içimden doğan şeyler böyle. Doğmalar bu cümleler. Baktığım zaman böyle kader inim nevindendir. Ha. Ne demek? Şekillerle, olaylarla, hadiselerle, simgelerle. Simge felsefede şey derler, obje. Yani bizde simge. Mesela haç yaparken iki tane bez parçası var. Dönüyorsun. İzar ve rida diye. Tamam mı? Tavaf ediyorsun, namazda eğilip kalkın. Bunların hepsi simgedir. Orada onun içerisini doldurmak ilimdir. Ha bu da kaderdir. Tersi cehalettir. Yani kader ilim nevindendir. İlim ise ilimdir. İlmin tersi anlamak için benim yöntemim şu. Bir şey ne olduğunu öğrenmek için başka bir yöntemim var benim. Onunla çözemiyorsanız ne olmadığına bakın. Kader ilim nevindendir. Yok cehalet neminden olsun. O zaman hayvan olursun, taş olursun. O zaman onun da kaderi yoktur. O bir şeydir. Yani yorumlayan insanın ilmidir kader. Yorumlayan kişinin yorumlama seviyesidir kader. Ne bileyim ya, ne anladınsa. Yenilen, içilen değil, bak, yenilen, içilen değil, bilinen, idrak edilen ve yorumlanandır kader. Hem hali ve vicdanidir. Yani işin başında Esma-i İlahiyedir, işin başında kader, işin başında Allah vardır demek, yani Esma-i İlahiyedir
ve şeceri hilkattır hali. Vicdani ise vicdanın dört yapısının bütünlüğüdür. Yani kaderi anlamak için bir, hali ve vicdanidir. Hal demek, şeceri hilkat demek. Yani 18 bin alemin hulasasıyım demek. Vicdanıdır demek, irade, zihin, his, latife-i Rabbani'nin bütünlüğüyle izan etmek, idrak etmektir. Allah'ın fiillerini izah etmeye kalkmak. Ne ile? Vicdanın içerisinde dört özellik vardır. Dışarıdan içeriye irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Hulasa et, tencereye karıştır. Buna vicdani denilir. Bir daha söylüyorum. Vicdanın dört ayağı var, dört özelliği var. İrade, koy tencereye. Zihin, koy tencereye. His, koy tencereye. Latife-i Rabbani'ye koy tencereye, karıştır. Omlet yap, dört tane yumurtayı. Kuş yumurtası, kumru yumurtası, kaz yumurtası, tavuk yumurtası. Dört tane karıştır, omlet yapar gibi. Ha, bu dört tane irade, zihin, his, latife-i Rabbani'nin bütünlüğüne vicdani deniliyor. Ha, bu vicdaniyatımla 18 bin alemin hulasası olan senle hadiseleri yorumlamak. Kader. Yani Allah canibinden bakabilme seviyesi demektir. Bir şekilli kader var, bir şekilsiz kader var dediğinize göre. Yani Allah canibinden bakmak, yani Allah canibinden demek, huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın, dört ismin hulasa-i camiası mertebesine çıkmaktır. Kader ilim nevindendir demiştik. Burada bırakıyorum. Peki. Vafir davahum. Saat kaç oldu ki? Erken mi geç oldu? 50 dakika. Kaç? 50 dakika. 50 dakika bize çok yeter. El Fatiha. Kendini yorumlamakta. Mesela çok ilginç. Kimisi Orta Doğu'yu yüklenmiş. Sanki Orta Doğu bu çözecek. Orta Doğu sanki Allah'ın Adalet Bakanlığı kendisine verilmiş. Çözmek için Orta Doğu'yu dert yaparak sıkıntı yapıyor. Kimisi üniversiteyi dert yapıyor. Kimisi günahlarda nasıl çıkılır? Kimisi kızı kafaya takmış. Kimisi üniversiteyi aşı imtihanı olacak. Ya arkadaşlar, bu çeşitlilik nereden kaynaklanıyor? Niçin herkesin sıkıntısı çeşitlidir? Kendisini yorumlama nispetinden kendisine verdiği değere göre sıkıntının kalitesi artar. Mesela sen bir bakarsın bir adama, Allah Allah ya, lan sıkıntını sevsinler ya diyesin geliyor. Ver lan onun sepetime at. Senin sıkıntını sevsinler. Basit bir şey. Ama öteksin bir bakıyorsun böyle bardakla boğulmuş. Öteksin bakıyor okyanus bile ufak gelmiş. Sebebi ne biliyor musun bu sıkıntının? Sıkıntının sıkıntı olması veya olmaması veya sıkıntının büyük küçüklüğü olması insanın kendisini yorumlamasıyla alakalı. Yani şu dört soruyu sorup samimi cevap ararsa sıkıntısının şekli değişir. Sıkıntısının şekli değişir. Ne? Ben nereden geldim? Nereden geliyorum da bu aleme ya? Nereden geldim? Son. Nereye gidiyorum sonum? Bu kabir denilen nedir ya? Neyin nesidir ya? Geldiğim şekle benziyor. Dikkat ederseniz. Gidiş yolum da aynı. Tipi de öyle benziyor. Affedersiniz kusura bakmayın ama. Ben kimim? Burada ne işim var? Bu soruya ciddi cevap ararsan sıkıntının kalitesi değişir. Çapı değişir. Yapısı da değişir. O zaman bakarsın ki Allah Allah bunlar hakikaten sıkıntı değilmiş. Neymiş o? Aa bakarsın ki o zaman kendini yorumlarsan ben niçin buradayım? Niye? Ne yapacağım diye bakarsan bakacaksın ki baktığın zaman ha bu sıkıntı değil. Kuyudan çıkmak için merdivendi. Bir şey düşünün. Karıncayı kuyuya koysan, yukarıya koysan fark eder mi karınca için? Orada donup durur. Ha karıncaya merdiven koyuyor, merdivenden çıktığı zaman güneşi görüyor. Ama güneşin varlığını bilmiyordu ki eksikliğini hissetsin. Ha şimdi bazı hadiseler sen sıkıntı dediğin şey merdivendir. Çıkma yolunu sana tanımlıyor. Olaydan çıkamıyorsun kardeşim, merdivendir. Ya nasıl çıkacağım? Ne güzel bu kuyuda oturuyorum. Lan kardeşim burada dönüp durma yani. Öyle dolaşıyoruz canım, boşta da oturduğumuz değil yani. Bir külü böyle yapıyorsun, bir de böyle yapıyorsun. Toprağı bir böyle kazıyorsun. O merdiven koy. Ya kim çıkacak şimdi ya? Olsun bu kim, nasıl katlanacağım ya? La kardeşim merak etme.
düzlük var ya, kimisine merdivendir der. Kimisi bir penceredir der. Kimisine bir gözlüktür der. Kimisine de dürbündür der. Kimisine şifadır sıkıntı. Kimisine kurtuluştur. Kimisine hürriyettir. Mesela ben tanıyordum böyle. Allah rahmet etsin. Sizin geçmişinize de dedem vardı. Dedem bazen şey giderdi kahveye. Çocukluk hatırım. Domino diyorlar, böyle taş vardı, taş. İçi delikli. Ondan sonra dedem, nereden biliyorum? Bazen onu, taşı kaybediyordum ya, çizmesine düşmüş. Eve gelince düşer. Çocukluk orada çıkardı. Bir şey anlatacağım. Dedem astım hastasıydı. Sıkıntı tabii. Hava kapalı olduğu zaman enişte, Allah, 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 çocukluk hatıram. Öyle bana dokunurdu ki, ağlardım, dua ederdim. Ama Allah derdi. Hava güzel olduğu zaman da kahveye o arkadaşlarına giderdi. Bazen giderdi. Çoğunlukla biz çobanlığa giderdik ama. Böyle oraya giderdi. Peki, sıhhatli olduğu zaman gittiği kahvedeki hayatı, sonsuz hayatın nesi oldu? Hastalığı oldu. Şu anda o hastalık. Allah affetmemişse, ki affeder inşallah, affetmiştir. Peki dünyadaki hastalığı, Allah, Allah, ahirette ve sonsuz hayatta sıhhattır. Neyin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Niye? Ahirete imanımız, iman ve yakınımız pek yok. Eğer biz kendimizi tanımlayıp burada niçin bulunduğumuzu bilirsek, o zaman o hadiselerin ne kadar kolay olduğunu, yüklenmenin ve basamak olduğunu, merdiven olduğunu, belki de bir gözlük olduğunu, görmen gerekenleri sana gösteren bir dürbün olduğunu o zaman anlarsın. O zaman nimet olduğunu anlarsın. Yoksa standart hayat yaşanır mı ya? Ben hangi hastaya gördüm, genç veya şey varsa, insan varsa, usta öyle diyor ama ben yakinen biliyorum. Hangi hasta ile bana müracaat etmiş veya gelmişse, abi işte veya hocam, rahatsızım, var mı bana önerici böyle. Hep dinden medet istiyorlar. Hani lan iyiydi, iyiyken hiç din yoktu. Hiç uzaktan bile yakından geçmezsin, bulaşır bana oralardan falan diye. Ha ne oldu? Ne oldu, el freni çektin, takos koydun, el freni çek, takos koy. Ne oldu? O zaman bir şey, iyi bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız nereye vesile olduğuna bakın. Hastalık seni bazı günahlardan alıkoymuş mu? Hastalık seni alıkoymakla beraber bazı şeylere başlamana sebep oldu mu, namazına? O zaman hastalık kadar büyük nimet yoktur senin için. O zaman bir şey nereye vesile ve sebep olmuşsa, sebep ve netice itibariyle kendisi değer alır. Eğer hastalık seni bazı pisliklerden kurtulmana, bazı kötü işler, tiryaki olduğun şeyleri men etmene, men olmana, bazı şeyleri, güzel hayatlarını ve hayatına başlamana vesile olmuşsa, hastalık değil, sıhhattır. Bir kısım sıhhatli olanlar hastalık içindeler. Niye? Bedeni sağlam olsa ne olur? Ruhun hasta. Ruhun hasta. Ruhu kanser. Namaz yoksa ruh kanserdir. Namaz yok, oruç yok, İslam yok, Kur'an yok, zekat yok, hiçbir şey yok. Tilim tilim yaşıyor böyle. Leylim leylim yaşıyor. Ruh kanser. Cesedi sağlam olsa ne olur? Yaşadı da ne olacak? Ne oldu? Yaşayacak da ne olacak? Bir tane söyle demişti. Abi dua eder misin dedi babama. Çok da sevdiğim birisi. Çok sevdiğim, sıradan birisi değil. Ona denilemez ama dedim. İnandığımı söylerim. Dedim ki, ya ne üzülüyorsun dedim ya. Baban gitsin işte, 64 yaşında, 63 mü? Namazı, orucu, hepsi var. Artık istirahat dönemi geldi. İstirahat dönemi geldi. Ücret almaya gidiyor. Abi. Söyle. Abi be, namaz yoktu ya babamda. Yapma ya. O zaman da gerek yok gene duvaya. Niye dedi? Ulan 63 sene yaşadı, ne oldu da bundan sonra yaşayacak da ne olacak? Niye yaşayacak ki yani? Bana mantığını söyle. Niye yaşayacak bu ki? Namaz yok, hiçbir şey yok. Niye yaşıyor ya? Niye tüketici ki? Tarladan çıkan domatesleri tüketecek. Güneş ışınlarını tüketecek. Daha mesuliyet artacak.
Madem yani bir manasız yaşamış, hayata mana koyamamış, hayatı manalandıramamış. Bir kaşık yoğurt, bir kazan sütü mayalar. Hayatını düşünceleriyle, itikatlarıyla, amelleriyle mayalaması lazım. Mayalamamış. Sütün içine yüzüp duruyor. Ne olacak ki kardeşim? Bu yaşasa ne olacak? 10 senede yaşasa ne olacak? 60 sene yaşadı, hiçbir şey olmadı. 60 senede yaşadı, hiçbir şey olmadı. Bırak kardeşim, dokunma dedim. Geciktirme adam sıkıntısı. Adam gitsin yoluna. Abi ya, acayip ya düşünüyorsun ya. Acayip bir adamsın ya. Neyse hadi, hadi selam. Aleyküm selam. Bir şey de diyemiyor. Ne diyecek? Bursa'da var. Dağa çıkarken Bursa'da görmüyor musun? Uludağ'da. 750 sene mi, 725 sene mi, 900 sene mi ne çeşit? Tabelası var, şey var. Plakası var ağacın. Çınar ağacın. Çınar değil mi? Dev. Ne olmuş? Kereste yaşamış 900 sene. Sen 900 sene mi kereste yaşamak istersin? Bir saat insan. Değil mi? Önemli olan uzun ve kısalık değil, doğru yaşamaktır. Yani çünkü Allah'ın ilminde uzun ve kısalık yok. Bir an-ı seyyale, bir an bile iman ettin. Doğdun, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedin, öldün. Tamam, maksat yerine geldi. Öyle mahlukatlar var ki toprağın şeyi, suyun altında, bilim söylüyor, havada. Mesela kelebekler mesela bir gün. Kıyamet bahsinde de geçiyor denizin altında. Bir saat yaşayan mahluk var. Geliyor, gidiyor. Ama onun üzerine harika bir sanat var. Demek ki uzunluğuna, kısalığına bakmaz. Çünkü rahmet-i ilahiye nihayetsizdir. Zaman yok içinde. Bir an mazar olsan rahmet-i ilahiye tamam işte. Rahmet-i ilahiye. Ha, Allah Resulü şöyle demiş. Hayatınız ibadetle, imanla, Kur'an'la, hizmette geçiyor. Yani hayırlıdır yaşamanız. O zaman diyor toprağın altından toprağın üstü hayırlıdır. Yok, namaz niyaz yok, dava yok. Leylim leylim yaşıyoruz. O zaman diyor toprağın altı daha hayırlıdır. Mesuliyetin daha çok artıyor. Efendim, babasıymış. Kim olursa olsun kardeşim. Babası için. Demek ki leylim leylim yaşarsa baban olsa ne olur? Peki.